Değerli Art Televizyonu izleyicileri, yeni bir Tarihin Peşinde programında birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Ayşe Hür ve ben Erdoğan Aydın. Bu hafta Türk Ocakları'nın tarihini, misyonunu irdelemek istiyoruz. Belki bilmeyen arkadaşlar olabilir hangi gerekçeyle. Geçen hafta Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir sempozyum vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem Türk Ocakları'nın 110. yıl dönümünü böylesi bir etkinlikle kutlanması başlı başına bir haber değeri taşıyor. İkincisi, söz konusu sempozyumun konusu da Türk Ocakları'nın tarihindeki klasik konuların dışında bir konuydu. Günümüz İslam dünyasının sorunları ve çözüm önerileri. İzleyen arkadaşların hatırlayacağı gibi sorun aynı zamanda Türk siyasal aktörleri arasında da ciddi bir sorun oldu. Başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere pek çok parti, siyaset temsilcisi, akademisyen konuya dair görüş açıkladılar. Özellikle de Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Türk Ocakları'nın İstanbul Şubesi'nin Cumhuriyet Halk Partili ve İBB'nin yönetimi tarafından böylesi bir etkinliğe ortak olmasından dolayı çok şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Programın içinde Kılıçdaroğlu'nun bir sunuş konuşması, bir açılış konuşması kapsamında Karl Marx'a, Karl Marx'ın 11. tezine atıfta bulunması, filozofların tarihi yorumlama geleneğine itirazla aslında asıl olanın tarihi değiştirmek olduğu vurgusu da başlı başına bir tartışma konusu oldu. İşte Devlet Bahçeli buradan hareketle tüylerin diken diken olduğunu ve benzeri eleştirilerde bulundu. Tabii aslında sorunu bu dar güncel politik saflaşmanın dar aralığında anlamak mümkün değil. O nedenle Türk milliyetçiliğinin inşasında, ideolojik çerçevesinin çizilmesinde, dönem dönem farklı yönelimlerinin şekillenmesinde çok kritik bir rol oynamış. Üstelik Türkiye'deki en süreyen örgüt ismiyle, geleneğiyle örgüt yapısı olması nedeniyle de ayrıca önemli. Dolayısıyla Türk Ocakları'nı tartışmak İttihatçıların iktidar döneminden hatta bir öncesinden başlayıp ta günümüze kadar gelen bir süreci milliyetçilik penceresinden irdelemek açısından büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda Türk siyasal geleneğini de buradan irdelemek mümkün. Çünkü aslında bütün bu dönemlerde egemen ideolojinin üzerindeki bir örgütlenme, onun şekillenmesindeki bir örgütlenmeden söz etmiş olacağız. Ayşe, istersen sen de öncelikle bu sempozyumla ilgili varsa beni şaşırttı çünkü hani biraz pragmatizme yordum, işte sağ cenahla diyalog kurma ve benzeri üzerine yordum ama sonuçları aslında tersi oldu. Belki de bunlar olmasaydı bu sefer ulusalcı çevrelerden başka bir şey gelir miydi bilmiyorum. Yani aslında hani ben Türk Ocakları'nın yaşadığını bile farkında değildim açıkçası o toplantıya o kadar katılınca. Hani ciddi böyle bir örgütten söz ediyoruz. Yani kusuruma bakmasınlar. Çünkü hani ocaktan farklı yerlerde üretiliyor artık Türk milliyetçiliğinin tezleri vesaire. Ya da artık Türk milliyetçiliğinden ziyade milliyetçi mukaddesatçı fikriyat diyorum ben ona. Yani ama ocaklar zaten biraz sonra göreceğiz. Kuruluşundan itibaren hani o konuda çok büyük bir ayrışma yaşamış bir şey değil belki ama belli bir noktadan sonra milliyetçi damarı güçlenecek. Ben Ocak nedir Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki böyle hani orijinal çıkışlarını izlerken hep endişe içerisinde de oluyorum. Çünkü hani akım derken ters yere gidebiliyor konuşma ya da hiç ummadığınız bir cümle ile sizi şaşırtabiliyor ama ikinci cümlesiyle birden ters köşeye yatırıyor falan.
Onun için açıkçası çok dinlememiştim. Fakat Türk Ocakları benim ilgimi çeken bir kurumdu. Daha kitap çalışmalarında falan da üzerine ama çalışmıştım. Ama kabul et ki Türk Ocakları'nın sempozyumunda Marx'a atıf yapmak bayağı şaşırtıcı. Üstelik Marx'ın çok önemli bir vurgusuna. Evet, evet. İşte onları diyorum ya sana, onları duyunca şaşırıyoruz ama hangi bağlamda kullanıyorlar, onları kim onların eline veriyor falan diye de düşünüyoruz yani. Çünkü böyle bir özümsenmiş bir konuşma çıkmıyor genellikle. Önemli değil yani, bize bir vesile oldu diye. Hani ben senin söylediklerin üstüne çok ekleyecek kadar o gelişmeleri izlemedim açıkçası. Arkasından ama İstanbul yöneticilerinin görevden alındığını, hani bu davetten dolayı kınandıklarını, ocağın içerisinde de bir tartışmaya neden olduğunu anlıyoruz. Bakalım nasıl gelişecek. Yani biz bir vesile olmaktan öte benim için açıkçası bir anlam taşımadı. Yani belki de hiç konuşmasam daha iyiydi bu basında, öyle diyeyim. Ama önemli bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Şey konusunda öyleymiş. Haklısın tabii. Yani son dönemlerinde aslında eski varlığı, eski etkinliği falan söz konusu değil. Demiş. Hatta bildiğim kadarıyla bir dönem MHP militanlığı yöneticiliği yapmış ama şu anda tekaüde itilmiş. Hı hı. Veyahut da farklılaşmış insanların evet, olduğu. Evet, onu kastettim. Dolayısıyla zaten politik olarak gerçekten bir şeyi yok. Ama tarih içinde gerçekten de onun zaten üstünden bir sürü şey okumak. Ben hani bugün için söyledim mümkün. Onu. Şaşırdım. Haklısın. Yani dedim, böyle yaşadım. Arada aslında şeyi de belirtelim. Füsun Üstel hocamızın burada olmasını doğrusu çok isterdik. Ama ne yazık ki Michigan'da. Dolayısıyla aramızda değil. Fakat konuya dair bilebildiğim kadarıyla tek değerli toplu, evet, çalışma, evet, onun iletişim yayınlarından çıkan Türk Ocakları isimli kitabı. Dolayısıyla ben en azından kendi adıma çokça faydalandım. Atıflarda bulunacağım. Kimi, evet, aktarmalar da ara ara yapacağım. Hı hı. Ama tabii Füsun Hoca aramızda olmuş olsaydı çok daha nitelikli, evet, bir program yapabilme şansına sahip olacaktık. Evet. Buradan kendisine iyi dileklerimizi iletelim, evet, en azından. Yani davet ettik kendisini, o da katılmak istediğini ama yurt dışında olduğunu söyledi ve bize ufakta bir söz verdi diye anladım ben dönüşünden. Evet. Eylül ayında belki bir programa tekrar onu davet ederiz. Evet, kuralım mı? Peki, şimdi Türk Ocaklarımızı ne diyorsun? Kurmadan önce istersen, evet, o kurulduğu dönemi, atmosfere dair bir şeyler söyleyelim. Tamam. Kurulduğu yıldan iki tarihi var. Biri gayri resmi tarihi 31 Ocak 1911, diğeri de 1912, 25 Mart 1912. Yani bu dönem herkes biliyor aslında, her programda da bir şekilde değiniyoruz o döneme. İttihat Terakki'nin artık iktidara doğru adım adım yürüdüğü bir dönem. 1908 31 Mart vakası, arkasından Abdülhamit Halil'in halli vesaire derken artık İttihat Terakki arka planda ipleri eline geçiriyor ama henüz Mahmut Şevket Paşa gibi, yani ordunun itaatçi olmayan unsurlarının egemen olduğu bir dönem o ilk başlangıç. Fakat buraya doğru gelirken hem Trablusgarp Savaşı gibi bir dış kapışma, İttihat Terakki ideolojisinin de bence berkitilmesi için de iyi bir fırsat sağlıyor. Aslında bir Yemen isyanları falan filan da var bir yerde ama Trablusgarp çok yakın bir coğrafya. İttihat Terakki'nin İstanbul basında çok tartışılan, çok, hani Yemen'in öyle bir şey, hep öyle bir, Yemen hep alışılmış yani, Yemen hep yüzyıllardır neredeyse ordunun sevk edildiği ve vatan evlatlarının tırnak içerisinde çöllerde hayatını kaybettiği, ki bir gün ona ait de bir program yapalım istersen, 1 milyona yakın Osmanlı evladının, öyle diyelim, Yemen yollarında telef olduğu tırnak içerisinde. Devlet Osmanlı belgelerinde öyle geçiyor. Devlet nezdinde ne kadar önemsiz olduğu. Hiç. Yani bu, evet, ülkenin insanlarının. Aynen öyle. Belki de Sarıkamış'tan bile daha önemli. Çok büyük bir katliam var yani Yemen çöllerinde. Ama Trablusgarp tabii çok daha yakın ve emperyalist veya işte büyük devletler diye tarif edilen Osmanlı Devleti'nin de bilek güreştirdiği güçlerle kapıştıkları bir yer. İtalyanların bir fırsat
çılık yaparak orada oldu bittiyle Trablusgarp asker çıkarması vesaire, arkasından Derne Tobruk direnişleri, işte Mustafa Kemal'in de ne diyelim imgesinin yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı bir savaş. Fakat İttihat Terakki için bu Osmanlı Devleti'nin, imparatorluğunun artık dağılmaya başladığına dair önemli bir işaret olduğu için gücü içeriye vererek geri kalan topraklarda sağlam bir ne diyelim ideolojik hat kurmak ihtiyacı doğuyor. Bu Türk Ocakları gibi teşkilatlar ve işte izci dernekleri, genç dernekleri gibi daha sonradan başka yaş gruplarına da hitap eden örgütlenmeler, kadınlara yönelik teşkilatlar falan hepsi o şeyle mantıkla ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Elbette bunun kültürel başka unsurları da var. Genç Kalemler Dergisi gibi işte Selanik'te, henüz kaybedilmemiş olan Selanik'te Ömer Seyfettin, işte Ali Canip falan gibi, Ziya Gökalp gibi kadroların Türk lisanı, Türkçe üzerine, dilde sadeleşme üzerine önemli çalışmalar yaptıkları, ama hepsi ideolojik olarak Türk milliyetçiliğinin inşasına hizmet eden şeyler bunlar. Bu açıdan yani bu dönem biraz sonra konuşacağımız örgütün kurulması için uygun bir ortam. Ama çok uzun süre aktif olamayacak, yaşayamayacak falan, onları da konuşacağız herhalde. Burada sana bırakayım sözü. Ben biraz bu örgütün öncesine gitmek istiyorum. 1908'de Türk Derneği kuruluyor. Şimdi Türk Derneği'nin kuruluşuna baktığımızda İttihat Terakki'nin 1908'in Aralık ayı. Hı hı. Henüz daha İttihat Terakki'nin Türkçü bir hatta girmediği, Osmanlıcı bir çizgiyi savunduğu, Ermenilerin taşnak örgütlenmesiyle hem meclis grubunda hem güncel hayatta basın organlarında ittifak veyahut da ittifakımsı ilişkilerin söz konusu olduğu, hı hı, bir dönem daha işte Arnavutluğun, Osmanlı'nın bir parçası ve Arnavutların da Osmanlı iktidarının önemli bir damarı olduğu bir dönem. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu Türk Derneği'nin, deyim uygunsa, daha sonraki Türk Ocağı geleneğinin ve Türkçü milliyetçiliğin adeta bir ilk öncü kuruluşu, yatağı olduğunu görüyoruz. Ama bu dönemde İttihat Terakki'nin dışında bir dinamizm, yani bir Türkleşme, Türkçülük arayışı, yani bütün diğer milliyetlerin giderek kendine dönmesi, imparatorluğun parçalanıyor olmasının yarattığı atmosferde Türkçe konuşan, aslında bakarsak çoğu belki Türk kökenli bile olmayan. Aydınlardan, münevverlerden giderek bir Türkçülük arayışı. Bu arayış bir müddet sonra devletin kendine millet arayışıyla da örtüşeceği için bir müddet sonra adeta patlayan bir büyüme olacak. Ama bu dönemde henüz daha böyle bir şey değil. Yani bir İttihat Terakki ile doğrudan organik bağı olmayan, ona rağmen veya onun dışında bir paralelde bir arayışta oluşmuş olan bir yapı. Öyle ki mesela bakıyorsun Agop Boyacıyan kurucu üyelerinden bir tanesi. Tıngır. Bakıyorsun bazı toplantılarını Kürt kulübünde yapıyor. Bu vesileyle anımsayalım, aynı dönem Kürtlerin de kendi işte biz Kürdüz ve arayışta bulunduğu bir dönem. Evet, ama bakıyoruz henüz daha hem Müslüman toplumların milliyetçilik ideolojisi konusunda gayrimüslim toplumlara göre görece daha geri oldukları. Hı hı. Çünkü milleti hakime, devletle özdeş ve Müslümanlık üzerinden kendilerini tanımladık. Dolayısıyla bir yeni parantezden söz ediyoruz. 1909'da hala üye sayısı 50 olan, ama bu 50 kişinin profiline baktığımızda etkin, işte genellikle eğitilmiş, okumuş, yazmış falan insanlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İşte Rusçuk'ta, İzmir'de, Kastamonu'da birer şube açmış. Bir de Budapeşte de şube açmış. Budapeşte önemli bir merkez. Sonraki bütün dönemler boyunca Türkçü ideolojinin ideolojik inşasında ve kimi ideologlarının yaşam alanı olması itibariyle Macaristan'ın, o sırada Avusturya Macaristan iki başkentinden bir tanesi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda böyle bir şey. Arkasından yine bir yatak olmak üzere 31 Ağustos 2011'de Türk Yurdu Cemiyeti kuruluyor. Mehmet Emin Yurdakul ve bakıyoruz Mehmet Emin Yurdakul'un dışındaki kurucuların tümü Rusya'dan
gelmiş olan Tatar Türkçüler. Ki Türk milliyetçinin oluşumunda önemli bir Yahudi, Macar damar, Alman damarı yanı sıra aynı zamanda çok önemli bir damarın, hani tek tek kişilerden söz etmiyoruz, bayağı bir camia. Tatar milliyetçileri ki Türkçülüğü inşa edeceklerdir. Türkçülüğün farklı versiyonları üstünde çok ciddi bir külliyat oluşturacaklardır. İşte bunların oluşturduğu Türk Yurdu Cemiyeti arkasından bir müddet sonra Ağustos'ta Türk Yurdu Cemiyeti, 30 Kasım'da da Türk Yurdu Dergisi çıkartılacaktır. Dolayısıyla böyle bir atmosfer var ve bu atmosfer bize aslında Türk milli kimliğinin İlk yeşerme alanının devletin dışında hala Osmanlıcı, hala çoğulcu görünen devlete rağmen ama devletin de çok uzağında olmayan, onunla dirsek teması içinde olan bir yerden şekillenmeye başladığını göreceğiz. Görebildiğim kadarıyla sen o konuda ne dersin bilmem. Türk Ocağı'nın da ilk kuruluşunda benzer bir özellik var. Fakat şunu artık saptayabiliyoruz. Aslında Türk Ocağı 1912'de Mart'ında kurulacak. Oysa İttihat Terakki'nin Selanik'teki 1911 kongresinde aslında Türkçülüğün şekillendiğini, Türkçü bir hattın benimsendiğini, hatta Celal Bayar'ın bile biz aslında Ziya Gökalp'in oluşturduğu görüşte karar kılmıştık ama dışarıya karşı hala Osmanlıcı görüyor. Dolayısıyla 11'deki kongreyle 12 Mart'ındaki başındaki bu Türk Ocağı örgütlenmesi arasında önceki örgütlenmelerden daha farklı bir illiyet bağı Anladım. Olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Evet. Yani buradan devletle neden temas halinde? Daha Babali baskını yapılıp da İttihat Terakki devlet ve parti birleşmesini sağlamamış. Yani hala özerk bir alan içerisinde hareket ediyor bu milliyetçi gruplar. Ama sen ona güzel işaretledin. İlk bu Türk Yurdu Cemiyeti 31 Ocak 1911'de kuruluyor dediğin gibi. Mehmet Emin Yurdakul, Akçuraoğlu Yusuf, Ağoğlu Ahmet, Hüseyinzade Ali Turan, Müftüoğlu Ahmet Hikmet gibi kişiler dediğin gibi Rus Çarlığı'na karşı esas olarak Tatar, Kazan, Azerbaycan milliyetçiliğini güderken Osmanlı ülkesini bir atlama tahtası yapmak üzere zaten geliyorlar İstanbul'a. Oralara o maksatla konuşuyorlar. Yani bu merkezde geliştirecek bir Türkçe ideolojiyle aslında esas olarak Çarlık'taki davalarını gütmüyor. Ama orada o kapı kapandıktan sonra 1917'den tamamen içeri dönecekler. Ama bu dönemde mesela neydi? Üç tarzı siyaset Yusuf Akçura'nın değil mi? Başlangıçta o bile o 1904'tedir ilk yayımı. Sonra bir daha 1912'de yayınlanıyor. O ilk yayınlandığında herkes çok rahatsız oluyor. Yani birçok insan aslında dediğin gibi hala Osmanlıcılık meselesi vardı. Ve İslamcılık. Aynen. Ve İslamcılık aynen vardı. Batıcılık artık tasfiye olmuştu diyelim. O alafrangalaşma vesaire gibi, yozlaşma gibi görülerek. Ama sen geçen gün ki bir programda benim de zihnimi açan çok önemli bir şey söyledin. Hani hep dilimize pelensek olmuş. Batıcılığı, Osmanlı, İslamcılığı, Osmanlıcılığı kullandılar. O imparatorluğu, o başarısız olunca Türkçülüğe geçtiler. Hayır. Hiçbiri, hele Osmanlıcılık, Batıcılık yüzeysel olarak zaten ele alındı. Sadece şimendifer yapmak, sarayda teşrifatları Batı tarzı yapmak, efendim orkestra getirmek falan değildi Batı kültürünün temeli değil mi? Yani onu biliyoruz. Kapitalizmin gelişmesi, sanayi devrimi, teknoloji devrimi, reform, rönesans bir sürü faktör vardı. Bunları yapmadan onu yaptı, olmadı. İslamcılığı geçen program irdeledik Abdülhamit'le. İslamcılık derken imparatorluğun gayrimüslim tebaasını dışarıda bırakan bir şeyle nasıl kurtarırsın imparatorluğu? O da zaten yüzeyselliğini. Osmanlıcılık en şey projeydi aslında, ümit vaat eden ve tam adını da olan. Kaçırılmış çok büyük bir kesin fırsat. Taşnakları, hınçakları şey yapıp dışlayarak Arap milliyetçiliğiyle şeyde Paris Kongresi'nde anlaşmayı bozarak idam emri vererek Arap milliyetçileri için ya da daha sonra Cemal Paşa'nın Lübnan'da, Suriye'de yaptığı idamlar vesairelerle onu kaçırdı. Arnavutları adamların istediği bir özellik Latin
alfabesi bilmem ne yani ne seni ne rahatsız eder burada. Aslında Arnavutluğa bakıp Bulgaristan sorununu çözümlemek kesin, daha doğru. Biz kesin. Arnavutluk kısmının üstünü örtüyoruz. Bulgar, aynen. Yunan yani hep böyle en rahat ötekileşim. Evet, evet. Arnavutluğa ve Çerkezlere bak, Kürtlere evet. bak aslında... Değil mi? Oradan gerçek kur. Zihniyeti aynen orada öyle. Görürsün. Sanırsın ki hep gayrimüslim de herkes imparatorluğun o siyasalarıyla. Hayır, Müslüman olan unsurlarla önce bozuştular üstelik yani. Arnavut dediğimizde o sırada devlet bürokrasinin içindeki en çok aynen. Osmanlı için en çok kan aynen. dökmüş. Aynen. Yani padişahın böyle... hassa alayından tut Şemseddin Sami gibi Kamusu Türkiye, Kamusu Alam değil mi? Yani Türk dilinin... ilk oluşumunu kime borçluyuz? Kime Şemseddin? Borçlusun? Ansiklopedisini hazırlamış bir adama. Sen ötekisin diyorsun. Uzatmayayım. İşte bu ortamda dışarıdan gelen tehlikelerle, yani dışarıda artık parçalar kopmaya başlayınca, bu sefer içeride o şeyde söyler ya onu, Yahya Kemal Sorbonne'da okurken 1902'de Albert Sorel demiş ki hocası, dünya tarihinde keşfedilmemiş iki şey vardır. Biri coğrafyada kutuplar, diğeri tarihte Türkler. Diyor ki vay bunu söyleyince düşündüm. Kim ne Türkler? Ha diyor demek ki diyor o Rum ve Ermeni milliyetçileri diyor. Aslında diyor devlete karşı değil Türklere karşı meğerse mücadele ediyorlarmış dedim. Gideyim bu Türkler kimdir, tarihi nedir diye araştırayım dedim diyor. Çıkara çıkara mı? En yanlış evet, sonucu, evet. En savaş üreten sonucu üretmiş. Bravo ya. Yani şöyle dese ki ya bu imparatorluğun şu unsurları devletin şu haksızlıklarından rahatsızlar. Aynı şey Türkler olarak biz de rahatsızız neyse. Hayır öyle düşünmüyor diyor ki demek ki Türklere karşıymış. Halbuki imparatorluğun Türklük karakteri diye bir karakter yok o tarihte. Bu atmosfer içerisinde 6 ay sonra bu Türk yurdu cemiyetinden 6 ay kadar sonra tıbbiyeli 190 tıbbiyeli evladı imzasıyla bir bildiri yayınlanıyor. Bir beyanname 11 Mayıs 1911 tarihli. İşte bu Türk Ocağı'nın ilk ne diyeyim işareti sayılabilir. Ve 20 Haziran 1911 tarihinde de Ağoğlu Ahmet Bey'in evinde yapılan bir toplantıyla bu sefer hep bunlar küçük gruplar yapar biliyorsun bu tür işleri ama kamuoyuna yansıtılırken işte 500 bilmem ne adına 250 bin Alevi adına falan diye şeyler çıkar. Burada da 231 tıbbiyeli adına diye Hüseyin Fikret, Remzi Osman, Mehmet Emin, Ahmet Ferit, Yusuf Akçura, Mehmet Ali Tevfik, Emin Bülent, Fuat Sabit öncülüğünde bir ekip. İşlerinde tıbbiyeli olmayanlar var. Evet, onu diyorum işte sana. Tanıtırken kendilerini tıbbiyeli diye o sırada saygınlığı çok olan çok prestijli bir kurum. Ve okumuş adamların işi bu deniyor. Toplantıda da Ahmet Nesimi var İstanbul Mebusu İttihat Terakki'nin. Ve bir dernek kurulmaya karar veriliyor. Ve nihayet 25 Mart eski takvime göre 12 Mart 1912'de resmen Ziya Gökalp'in de katıldığı bir toplantıda İttihat Terakki'de resmi kuruluşu yapılıyor. Ocağın amacı şöyle tanımlanıyor onda. İslam kavimlerinin en mühimlerinden olan Türklerin milli terbiye, sosyal, iktisadi ve ilmi seviyelerinin ilerletilmesiyle Türk ırk ve dilinin kemaline çalışmaktır. Ertesi günde Tanin gazetesinde bir ilan yayınlanıyor. Ahmet Ferit Başkan, Akçoroğlu Yusuf ikinci Başkan, Mehmet Ali Tevfik Umumi Katip, Doktor Fuat Sabit ise veznedar imiş. Şimdi bu atmosferde çok ciddi krizler yaşanacak. 28 Eylül 1911'de Trablusgarp ve Bingazi'nin İtalyan işgaline uğraması, 8 Ekim 1912'de Karadağ isyanıyla patlak veren Balkan savaşları derken Müslüman Arnavutların da Balkan ittifakına yani Osmanlı'nın yanında değil de Balkan devletlerinin yanında olmasıyla birlikte bu itaatçi kadrolarda bu bizim Müslüman ve Türk unsurları bir araya getirmemiz lazım fikriyatı güçlenecek. Ve sonunda Türk Ocağı'nın 18 Mayıs 1913 tarihli kongresi bu atmosferde toplanacak deyip sana bırakayım sözü muhakkak vardır söyleyeceğim bir şey. Atmosferi aktardın. Bir döneme kadar doğrudan İttihat Terakki'nin mesafeli durduğu evet, atmosferi doğru. de altını çizdik. Dolayısıyla ben şeyi önemsiyorum. Yani Türk milliyetçiliğin ilk oluşum çerçevesinin doğrudan İttihat Terakki merkezinde inşa edilmediğini, İttihat Terakki'nin bu dönemde hala acaba şeyi kurtarabilir miyiz çabasının olduğunu düşünüyorum. Ama
İttihat Terakki'nin devlet olması, devleti yönetir olması, devletin geçmiş bürokrasisiyle yani Abdülhamit'in bürokrasisiyle özdeşleşmesi, Abdülhamit'in temel ittifakı olan Alman emperyalizmiyle giderek daha yakınlaşan, belirginleşen bir işbirlikçiliği, ordudaki iktidardaki İttihat Terakki, geçmişteki özgürlükçü İttihat Terakki sivil kadrolarından farklı olarak ağırlıkla askeri kadrolar ve onların da giderek Alman ordusu üzerinden bir özgüven kazanmış olmaları bu süreci giderek farklılaşıyor ve birdenbire iki damar yani devletin sahibi olmuş olan damar ile aşağıdan diğer milliyetçiliklere karşı milliyetçiliği inşa etmeye çalışan damarın hızla özdeşleşmeye başladığını görüyoruz. Ama mesela hala burada mesela şaşırtıcı örnekler var. Örneğin Ahmet Ferit. Ahmet Ferit kurucuların içinde çok prestijli. Her ne kadar sonradan adı çok flulaştırılacaksa da aslında bu dönemin en önemli öznelerinden bir tanesi. Öyle ki ocağın kuruluşunda Ziya Gökalp'ten daha önemli. Öyle ki Ziya Gökalp'ten çok daha önceden Türkçülüğün ideolojisini yapan işte Tatar Akçura'dan neredeyse daha önemli bir figür ve bu figür bir müddet sonra Ahrar Fırkası'nın da kurucusu ki İttihat Terakki. Buldum şeyi meşrutiyet diyor şey. Neyse önemli değil o kadar da hani yani, bakacağım sonra ona. Benim buradaki Erol Köroğlu bu kitabında meşrutiyet fırkası diyor. Kısa sürdü diyor. Füsun Üstel daha bilir, hocamız evet. da öyle diyor. Fakat buradaki asıl önemli olan şu bence. Henüz daha bu iki damar birleşirken aslında Türk Ocağı'nın kuruluşunda klasik ittihatçı olmadan, siyaseten ittihatçı olmayan kadroların da önemli bir yere sahip oldu. Evet. Yani henüz daha deyim uygunsa şeyini kendini bulmaya çalışan bir akım karşısında. Evet. Ki bu akımın sonraki dönemlerde de örneğin Ziya Gökalp ile Akçura arasındaki kavgalarda, keza Türk milliyetçinin tanımındaki ırkçılık, Turancılık veyahut da Türkiye'cilik akımlarının yoğun bir şekilde tartışma konusu olmasında, arada tasfiyelerde, kongrelerde, yani bütün bunlardan aslında bir sürecin yaşandığını, kendini keşfetme sürecinin yaşandığını görüyoruz. Hani eğer Kürtlerle kıyaslayacak olursak, Çerkezlerle kıyaslayacak olursak, Türk milliyetçiliğinin hatta Arap milliyetçiliğinden bile daha ön alan bir milliyetçilik olduğunu söylemek lazım. Ama eğer gayrimüslimler... Ön alan derken... Yani daha önce başlayan, daha erken kendisinin farkına varan... ama gayrimüslimlerle kıyaslarsan onlardan çok geri, çok geç bir milliyetçilik. Ama bu geç milliyetçiliğin şöyle bir agresifliği ve dezavantajı olacaktır. Ki önümüzdeki tartışmalarda bunu daha net göreceğiz. Bu Türk Ocağı'nın birdenbire hızla kurumlaşması dönemi... Devletin kendine millet arama, kendine millet inşa etme, kendine savaştıracak, dövüştürecek, kışkırtacak, hayalindeki planları gerçekleştirecek, örneğin gayrimüslimlerin yerine yerleştirecek falan bir toplum inşası. Dolayısıyla Türk milliyetçinin inşasında şunu teslim etmek lazım. Hani ulusalcı yazım bunu kesin reddeder, reddediyor zaten. Ama... Örneğin bir Bulgar milliyetçiliğinden, bir Arap milliyetçiliğinden, bir Yunan milliyetçiliğinden, bir Arnavut milliyetçiliğinden farklı olarak devlete karşı. Çünkü hani ilerici milliyetçilik inşa örnekleri genel olarak egemen kasta karşı hak arama temeli. Oysa Türk milliyetçiliği egemen kasta karşı hak arama değil, aksine hak isteyen topluluklara karşı bir hakimiyet kurma. Bu gerçekten kritik bir mesele ve bu daha sonra ve hatta bugün bile niçin Türk milliyetçiliğinin işte önce Yunan'la, sonra Bulgar'la, sonra Arnavut'la, sonra Çerkez'le, sonra Ermeni'yle ve bugün Kürt'le falan sürekli kavga etme, sürekli hak gaspı ve genel olarak hak gasp eden ideoloji ve partilerin niçin bu milliyetçiliği bu kadar böyle kendilerine bayraklaştırması, hani çok soğukkanlı irdelemeyebilir bazı arkadaşlar. Çünkü o kadar çok karşı külliyat oluşturulmuş, o kadar çok üniversitelerde, Türk Ocağı'nda o kadar çok mesai harcanmış ki. Dolayısıyla fakat realitenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Anladım. O nedenle de Türk Ocağı'nın mesela birazdan gireriz. Hani batıcıdır,
çok ciddi anlamda batıcıdır. Evet, mesela evet, İslamcılarla kavga edecektir falan filan. İşte kadın haklarına açıktır ama aslında bir türlü demokrasiye açık olamayan ve demokrasiye karşı bir pozisyon almasının nedeni de budur diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu boyut üzerinden kuruluş sonrası çok kuruluş güzel sürecine... bir noktaya temas ettin hakikaten. Öyle düşünmemiştim. Dediğin gibi Ermeni milliyetçiliği, Rum milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği hepsi dediğin gibi merkezin, sarayın, eski otokrasinin, eskinin ve kendi sorunlarına bir türlü çare bulamayan, bir türlü modernleşemeyen, bir türlü toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir merkeze karşı aslında bir tutumken bunlar merkezin bütün kusurlarını adeta şey yaparak, sahiplenerek, tabii son tahlilde öyle oluyor. Herkesin kendilerine karşı olduğu fikriyatını da yerleştiriyorlar. Bu sonradan şeye de dönecek, dünya bize karşı fikri. Ya sen kendini, sen de onlarla birlikte merkezin eski kötü yanlışlarına karşı konumlasaydın, kardeşleşerek üstelik, bunu yapsaydın. Ayşe, Türk esas etnisitesi tarihte devlet tarafından en çok kafasına vurulan, ezilen topluluk. Bu işte da bir garip, yani, garip bir... Türk demiyordu ki zaten merkez kendine, sen sahip çıkıyorsun, etrakı bir idrak diyordu, süt, çirkin, bedlika Türk diyordu falan. Şimdi sen o Anadolu'nun Türkmen aşiretleriyle, ezilen gruplarıyla birlikte devleti zorlasaydın, devlet belki reforme olmak için daha güçlü. Sonradan bunu... Hani herkes bize karşı, içeride bunlar karşı, bir de dışarıda da bütün diğer Avrupa devletleri bize karşı diyebiliyorsun. Harekete geçirip sonradan da onlarla birlikte bir dünyayı paylaşmaya girişecekler. O da ayrı bir tutarsızlıkları. Şimdi bu ikinci kongreye kadar zaten Babali baskını da yapılmış. Artık İttihat Terakki'nin iktidara yerleşmesi tamamlanmış bir durumda. Ama senin de dediğin gibi mesela o ta... Türk Derneği'nden söz ettiğimizde onun içinde Ermeni Anton Tıngır var, Agop Boyacıyan var, sen biraz önce söyledin hakikaten. Yani Kürt unsurlar var. Bunlar adı Türk olan bir dernekte rahatlıkla var olabilen unsurlar. Neden? Çünkü dil faaliyeti, kültür faaliyeti kapsayıcı, daha ilk yani Osmanlıcılıkla Türkçülük arasında bir geçiş döneminde henüz tasfiye edileceklerinin farkında değiller. Ayşe, affedersin, Füsun Hoca'nın bu atıfta bulunduğun için şey yapıyorum. Bak, Vladimir Gordevski, kuruculardan, keza Rahip Karaçon, Macar müsteşriklerden. Evet. İşte Ahmet Refik Altınay sonradan aslında bayağı demokrat ve sorgulayıcı Ermeni Kırım'ını... Tabii o yüzden dışlanacak olacak. Yani İttihat Terakki. Petersburg'u Vasil Vasilyeviç, Anton Tinger. Evet. Yani ilginç isimler var bu kuruluş sürecinde. Yani aslında pekala demokratik bir yerden kurulabilirdi. Hatta neydi bizim sosyalist... Alman casus olduğu da söylenen... Vanberi mi? Vanberi değil. Hayır. İttihat Terakki'nin ekonomi politikasının şekillenmesinde de ciddi anlamda... Pavlus. O onun, Boyacıyan'ın varlığını düşününce aslında ilk başlarda gerçekten de Türk toplumu içinde de ilk Türkçü akım da görece demokrasi talebi, aydınlanma talebi. Fakat İttihat Terakki devletleşen birdenbire her şeyi... Evet, hızlı bir devletleşmeyle artık hep derler ya, şöyle bir söz var, taç giyen baş akıllanır diye. Aslında akıllanmıyor. Yani orada akıllanmaktan kastı aslında şeye doğru, zalim, o Lord Acton'ın sözüne doğru gidiyor. Yani mutlak güç kirletir, iktidar yozlaştırır, mutlak iktidar tam yozlaştırır. Şimdi bunların uğradığı şey o. Bu iktidara bir kılıf uydurmak için de bir ideoloji imal etmek gerekiyor dediğin gibi. Yani bu ideolojinin başından beri hep söylüyoruz, hani o benim biraz önce anlattığım Yahya Kemal örneği aslında çoğu bu dönemin aydını için doğru. Kim biz Türkler, kimiz? Öyle bir bilgi yok ellerinde. Mahmut Celaleddin Paşa'nın çevirdiği işte bir eser, Leon Kahun. Bunları batılı müsteşrikler yani şarkiyatçılar kaleme almışlar. Onlar da uydurmasyon şeyler aslında çoğu. Yani ama bunları okuma ihtiyacını bile daha sonradan duyacaklar bu adamlar. Kendilerine bir köken icat etmek için.
Şimdi bu kuruluş, o iktidar olma, Balkan Savaşları hezimeti derken artık içeride giderek küçülen o topraklarda dediğin gibi halk yaratmak, ulus yaratmak fikriyatıyla kısa sürede örgütleniyorlar enteresan olarak. Ama tabii bu İttihat Terakki'nin tepeden işte şeyle ne diyelim iktidar gücüyle sağladığı bir örgütlenme de büyük ölçüde. Adana, Antakya, Bakü, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya, Ödemiş, Salih, Uşak diye gidiyor. Bazı kaynaklara göre 35, bazı kaynaklara göre 43 şube kurmuş daha bu ilk aşamada. Ama Cihan Harbi patlak verecek tabii. O ilginç bir şekilde büyük bir kesintiye uğratacak. Yalnız şurada Erol Köroğlu hocamızın Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı kitabındaki kendisini de zamanında çağırmıştık. Mesela o şeyi söylüyor. Mütareke dönemine kadar Ocak üyelerinin sayısı 2743'e yükselmiştir diyor. 1912'de 776. üye olarak giren Hamdullah Supi ile diyor. 1917'de 2320. üye olarak kaydedilen Miralay İsmet İnönü'nün kayıt numaraları arasındaki fark dikkat çekicidir diyor. Kastettiği yani çok büyük bir sıçrama var ama Hamdullah Supi'ye biraz sonra biraz daha fazla yer ayıracağız herhalde. Bu kişi hakikaten önemli bir unsur ocağın gelişmesinde, şekillenmesinde. Ne yapalım, ilerleyelim mi buradan tersi? Bu süreçle ilgili aldığım notlardan bir tanesi Mahmut Şevket Paşa'nın önce Türk Ocağı'na karşı ki bu dönemde çok çok muktedir bir durumda. Hatta ben doğrusu İttihat Terakki'cilerin yol verdiği bir suikaste kurban gittiğini ve öyle devre mi? Dışı bırakıldığını düşünüyorum. Mesafeli davranır. Fakat bir müddet sonra ikna edilir. Kendisi de Arap veya Arap kökenli veya işte öyle bir kişi. Engelleyici olmaktan vazgeçince, işte İttihat Terakki iktidarı toptan ele geçirince, Balkan Savaşı'nın travmasından aslında Türkçülük, devlet ve Türk olmayan, Türkçü olmayan herkese karşı bir düşmanlık, bir nefret ve Türkleştirilebilir, herkesin Türkleştirilmesi gibi bir çizgiyi geçince birdenbire Türk Ocağı'nın şubesinde üye sayısında olağanüstü bir patlama başlayacaktı. Birdenbire devletin en muteber derneğine geçecekti. Ama kendisinin kuruluş tüzüğünde siyasetten, de siyasal partilerden uzak duracağız, ayrı duracağız. Evet. Biz aslında bir hars inşacısı, kültür inşacısıyız diye kendini tanımlamasına rağmen bu pozisyonunu kaybedecek. Dolayısıyla hani Füsun hocamız ona şöyle işaret ediyor. Sivil toplum örgütü olmaktan çıkıp devletin toplumu gütme, yönetme aparatına dönüşecektir. Bu kısım gerçekten çok önemli. İkinci bir mesele de bu 766. üyenin ki Akçura bu sırada ocağın içindeki deyim uygunsa en muteber bir iki isimden bir tanesi. Bu bir iki ismin içinde Ziya Gökalp yok. Ziya Gökalp daha çok siyasetin içinde. İşte parti, yine fırkada yani. 11'de ki o söz konusu kongrede merkez umumi üyesi. Fakat bir müddet sonra bilebildiğim kadarıyla Akçura'nın dövülmesi dahil olmak üzere bir hakimiyet kuracaktır gerçi. Ama fakat sonuçta Hamdullah Supi'nin adını almışken girelim. Hamdullah Supi aslında 766 çok geri bir tarih. Evet. Yani şey olarak üye sayı, çete evet, başında olması beklenir değil. Yani. Ama bu sırada şeylerini çok genç. Aristokratik gelenekten çok iyi eğitim, çok iyi koşullarda büyüme, adeta ikinci saray atmosferinde büyümüş. Fakat Hamdullah Supi bu üyelikten kısa bir süre sonra başkanlığa getirilecektir. Üstelik kendisi kendisini yeterli görmediğinden itiraz edecektir. Ama adeta ite kaka getirecektir. Fakat bir gelecektir ta 1931'de kapatılana kadar daha başında başkan kalacaktır. Öyle ki
örgütün yönetilmesinde, çizgisinin belirlenmesinde, siyasi partilere yaklaşma veya yaklaşmama, ki yaklaşma kelimesi yetersiz. Onun yaklaşmama veyahut olmak, da onun adeta aparatı olmak konularında da belirleyici. Fakat bütün bu farklı dönemlerde hep başkan olacaktır, sözüne hep itibar edilecektir. Örneğin Yusuf Akçura gibi diğer önemli, prestijli insanlar buna bakacaktır. 1918'de ki işte kapatılma öncesi son kongresinde Ziya Gökalp'in listesini devre dışı bırakıp Ziya Gökalp'i adeta kenara atacaktır. Evet, evet. Yani dolayısıyla çok özel bir şahsiyetten Türkiye'de de herhalde zannediyorum Cumhuriyet sonrasında da aynı misyon sürülecek ve Türkiye'nin en çok milletvekilliği yapan belki İsmet İnönü'yle... Bak o gözle bakmamıştım. Yani en çok milletvekilliği, bakanlık, büyükelçilik falan yapan bir kişiden söz ediyoruz. Dolayısıyla yani. Hamdullah Supi'nin kişisel tarihi veya işte belli bir yaştan sonraki entelektüel siyasal tarihiyle adeta Türk Ocakları'nın tarihi birebir birbirini tamamlayan zaten kapandıktan sonra da hakikaten büyük bir şey geçiriyor. Neyse Bükreş'e gidip orada bir rehabilite olacak bir parça ama çok sağlıklı. Ben de sürgün gibi. Dediğin gibi yani şeyiyle varoluşuyla çok enerjisi yüksek, çok örgütçü, mücadeleci falan bir tip ve katılıyorum sana. Bir kongresinde galiba ya da bir şeyde daraltıcı milliyetçilik değil genişletici milliyetçilikten yana izliyor. Çünkü o ırkçılık bilmem neye doğru giden insanlar sonunda hakikaten dar bir çerçeveye sıkıştırıyorlar. Hamdullah Supi farkında, aynen Ziya Gökalp de farkındadır aslında ama sanıyorum onların arasında herhalde kişilik çatışması. Biraz tabii Ziya Gökalp biraz daha siyasete çekmeye çalışıyor. Hamdullah Supi o açıdan kültür alanında kalmaya çalışarak ilginç yani ben de o kadar fark etmemiştim açıkçası ilk başta o konuya doğru çalışırken. Ayşe affedersin mesela kişisel ilişki düzeyinde Yusuf Akçura'yla daha yakındır. Hı hı. Fakat Yusuf Akçura'nın Türk milliyetçiliğine dair çizdiği çerçevede ırkçı vurgular. Orada da mesela Hamdullah Supi ile birlikte devletten ve partilerden mesafeli bir duruş var. Hı hı. Fakat ikisi farklı milliyetçilikler. Buna karşı Ziya Gökalp ile aralarında ciddi gerilim var ama aslında Hamdullah Supi'nin savunduğu milliyetçi tez ile Ziya Gökalp'in ilk deyim uygunsa sistematize ettiği tez aynı tezdir. Hı hı hı. Ki daha sonra Cumhuriyet Türkiye'si de Mustafa Kemal de Ziya Gökalp'i dışlamasına rağmen onun tezini Türk milliyetçiliğinin temel tezi yapacaktır. Belki girmekte fayda görebilirsin. Bu milliyetçilik de kaba anlamda ırka vurgu yapan, kana vurgu yapan bir milliyetçilik değil. Daha çok asimile etmeye, yani şeyin farkında sosyolojik olarak bizim yaşadığımız mekan aslında Türklerin mekanı değil. Türk ırkı bulamazsın diyor. Kesinlikle bu mekanın bir kısmını yok etmek zorundayız. Bir kısmını da dönüştürmek asimile, zorundayız. Temsil etmek diyor temsil mesela. Etmek, temsilci. Yani hem dilini unutturacağız, hem tarihlerini unutturacağız, hem de bir yerde onların bir Türk boyuna bağlayacağız. Böylece ve korkutacağız tabii. Evet. Sürdüklerimizi, tasfiye ettiklerimizi de göstererek bak senin başına aynı iş gelmesin. Yani burada hani birisi daha demokratik gözüküyor ama aslında o demokratik daha, gözüken, o ırkçı gözükenden daha... Planı kötü yani mesela Ziya Gökalp'in değil mi? Habis Uğur diye tarif edip Kürtleri onları Selim Uğur, iyi huylu Uğur, Yahaligine Uğur yani onlar ama onları kendisinde bir şeye... Kendisinde bir Kürt olduğunda Kürt bu arada... olduğunda yarı kan unutmayalım dediğin doğru. Bu kongresini yapamayacak bu parlak başlangıçtan sonra öyle diyeyim sana Cihan Harbi sırasında herhangi bir faaliyeti yok. Ancak o dönemlerde itaatçılar başka cemiyetler kuruyorlar. Hatırlatalım birkaçını. Hamallar Cemiyeti, Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti 1913'te, Kalaycı Esnafı Cemiyeti, Osmanlı Matbuat Cemiyeti 15-17, Müdafaa-i Hukuk'un Nisvan Cemiyeti 1913, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi 1916 gibi meslek kurucuları. Sonra Hilal-i Ahmer Donanma Cemiyeti falan gibi daha önceden kurulmuş cemiyetler var. Türk Ocağı o sırada ilginç bir şekilde bence ihmal ediliyor yani. Bu da belki o kültürle uğraşacak bir an olmaması. Çünkü bu cemiyetlerin hepsi savaşa katkıda bulunacak. Toplumu hem işte o fabrikalarda geri hizmetlerde çalıştırmak hem de giderek yoksullaşan
o toplumu ayakta tutmak için bir parça ihtiyaç duyulan cemiyetler. Mesela kadınları çalıştırma cemiyeti. Niye? Kocalar şeye gitmiş cephelerde, kadınlar bir şeye katılsın diye bir parça gericilerle de çatışıyorlar tabii o sırada. Kadın kıyafetinde çalışma hayatına uymak için çarşaflar işte kısa pelerinlere dönüşüyor veya yırtmaçlı bazı şeyler. Çünkü tramvaya binecek kadın işe giderken falan. O sırada şeyler, fetvalar veriyorlar yani, kadınlar fazla açıldılar falan diye. Yani İttihatçıları da şey gören bir kafa var yani hala. Ki Şeyhülislamları falan olmasına rağmen kendilerine. O, ama savaş sonrası yine toparlanmaçta geçiyor. Tabii 1922'ye kadar sürüyor. Oraya geçelim mi, yoksa arada söyleyeceğin şey var mı? Araya geçmeyelim. Bu dönem içinde mesela İttihat Terakki ile Türk Ocağı arasında gerilimli bir aşk ilişkisi var. Bir taraftan işte başta Kafkasya hedefi, Turan hedefi olmak üzere bu dönemde savaşın henüz daha gerçek yüzünün kamuoyuna yansımadığı dönemde Türk Ocağı'nın Turancı bir hatta girdiğini görüyoruz. Yani Ziya Gökalp'in inisiyatifinin arttığı, Yusuf Akçura'nın devre dışı bırakıldığı, işte şeyin... daha henüz daha ilk gençlik dönemi, Abdullah Supi'nin olduğu dönem ve savaşın alabildiğine katı olduğu dönem. Dolayısıyla ben bu dönemde ocakların çalıştığını düşünüyorsun çalıştığını sen. Ve belki kongre falan yapamıyor sadece. Anladım. Kongre yapamıyor ama buna karşı Türkçülüğün inşası konusundaki yayınlar olsun, gerekse de cephelere artık subay düzleminde insanların motivasyonu olsun, ideolojik propaganda vesaire olsun, çok önemli rol oynamaya. Anladım. Yani diğer sözünü ettiğin doğrudan daha alt aparatlardan daha üstte bir yerde. Anladım. Ve İttihat Terakki ile sorunlu olmayan. Fakat ocağın içinde 1918 kongresinde göreceğimiz gibi ocağın içinde İttihatçılığın bu Turancı çizgisine mesafeli olan, ırkçı vurgulara, Almancı vurgulara itiraz eden. Evet, Halide Edip saygın, falan gibi değil mi? Halide Edipler, bunlar görece kenara itilmiş gibi ama sözlerinin itibarı yüksek ve Hamdullah Supi de aslında her ne kadar bu dönemde başkanlığını koruyor olmasına rağmen aslında bu ikinci etap, ikinci ekibe daha yakın duran, nitekim sonraki döneme adapte olmasını da bu sayede sağlayabilecektir. Evet. Örneğin Ziya Gökalp'in yöneticiliğini sorgulayanlar Hamdullah Supi'nin yöneticiliğini asla sorgulamayacaklardır. Veya işte Akçura'nın birdenbire yeniden Cumhuriyet sonrasında ön plana çıkması falan. Yani dolayısıyla buradan baktığımızda aslında bu dönemde gel gitti bir pozisyonu var. 18 kongresi, ki buna sadece 18 diye bakmayalım, 17'den itibaren Türk Ocağı içinde giderek İttihatçıların kan kaybetmeye, İttihatçı kadroların mecburen katlanılan kadrolar haline gelmesi, buna karşı İttihatçıların izlediği politikaya itiraz eden bir damarın giderek 18 kongresinde mutlak bir zafer kazanmalarına neden olacak bir tabii o süreç. Çünkü artık savaşın kaybedildiğinin anlaşı, Bulgarlar falan teslim olmuşlar. Daha Enver direniyor yani, hani yenilgiyi kabul etmemek kafasında ama nitekim 30 Ekim 1918'de de mütareke imzalamak zorunda kalacakları bir an. Bu da zaten 14 Haziran, yani çok savaşın kaybedileceğinin belli olduğu bir dönemde. Senin dediğin o doğruydu, hani kongrenin içerisinde Türkiye sözünü telaffuz edenler, Türkiye diyorlar ve Anadolu'nun esas kurtarılması gerektiğini düşünenlerle, dediğin gibi Ziya Gökalp'in temsil ettiği Turan ülküsünü diri tutmak isteyen, ki o sırada savaş sırasında Enver'in sürekli en seçkin kadroları ısrarla Kafkas cephesine göndermeye çalışması gerçekten dramatik bir şey. Yani burada bir hatırat var da Tuna'ya aktarıyor. Enver'in diyor en iyi asker ve subayları bu cepheye çalışmasını örnek diyor. Henüz bir çocuk olan Adnan Ergeneli diyor, babası İttihatçıların önde gelenlerinden olduğu halde Enver ve Talat babaya küçücük çocuğu, oğlunu Kafkas cephesine gönder diye baskı yapıyorlarmış. Sanki hani evlatlarını yiyen bir şey gibi. İttihatçılığını ispatla, çocuğunu kurban et. Aynen öyle. Ve Talat neyse itiraz etmiş de o küçük çocuk Suriye cephesine gönderilmiş yine de. Belki hayatı bu sayede kurtarılmış. O sırada o Türkiye, Turan diyenlerle Türkiye diyenler arasındaki ilmeği, dediğin gibi Hamdullah Süpi Türk ili hani dedirterek, ki sonra bu tartışma
şeyde 1925'lerde bu ülkenin adı Türkiye mi olsun, Anadolu Cumhuriyeti mi olsun şeklinde bir tartışmaya dönüşecek. Ki o kadrolar bu Türk Ocağı içerisinde bu tartışmayı başlatmış olan kadrolar. Ama sonuçta dediğin gibi Türkiye'ciler galip gelecek. Anadolu sözcüğü de başka bir şekilde dışlanacak. Evet. Tabii daha konuşacağımız çok şey var ama hani buradan noktayı koyayım. Bölümün bittiğini söylüyor. Söyle, bu tamam. Geldiği nokta önemli bir nokta. Aslında bu nokta birden farklı tezin geleceğe dair tartışıldığı bir mesele. Evet. Değerli Art Televizyon izleyicileri, Tarihin Peşinde programında Türk Ocakları'nın dünden bugüne tarihini ve ideolojik gelgitlerini, devletle ilişkilerini, işlevini tartışıyoruz. Saat başı görüşmek üzere.